silmez siz kendiniz bir yerde bir durun, olur mu? Yani deyin ki benim sürem bitti. Şimdi ben sizin söylediklerinizi 643 sayfa boyunca AKP'nin Reşat Petek'in yazdığı raporu, bunu da özellikle belirtmek lazım. Çünkü vakti zamanında ekranlardaki en can hıraç işte o Ceyhan Ülgen'le muhteşem tartışmalarını hepimiz hatırlıyoruz. 2008 evet 2008'deki yani komisyon başkanı. Ama biz mesela 2008 mesela bir izin verecek bak, misiniz? Bunlara işte girdiği vakit olmuyor. Şimdi mesela biz bir, ama tarihini söyleyin. Pınar Hanım, komisyon başkanı 2008 olsa da ben 1978 doğumluyum. Doğduğumdan beri FETÖ'nün tesisini savunmadım. Ya siz bana ne anlatıyorsunuz 2008-2013 savunmayacak arkadaş. O komisyonun başında olacaksa sütten çıkmış ak kaşık olacak. Bu kadar. Bir, madde bir. Onun hazırladığı 643 sayfa rapor boyunca aynı bu sizin söyledikleriniz söylenmiş. Evet. Efendim Demirel de böyleydi, Ecevit de böyleydi, Kazım Kürek de bunu demişti, bu da bunu demişti. Kimlere kadar? Hakk'ın rahmetine kavuşmuş her kim varsa %80 FETÖ'yü o doğurmuş. Kendini bile savunacak durumda olmayan insanlar. Ama 2004 MGK kararına rağmen, yani bu FETÖ'ye dikkat edin ve bunu temizleyin, kararına rağmen temizlemeyen AKP, 2010'da, 2007'de Gülen'i beraat ettiren AKP, 2010'da ölülerinizi mezardan kaldırın diye yargıyı ele geçiren AKP, 2010'dan sonra Ergenekon ve Balyoz'la, bu çok önemli, bütün TSK'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst düzey rütbesine sahip komutanlarını yıllarca palavra delillerle hapiste yatıran ve ben bu davaların savcısıyım diyen AKP şimdi kalkmış Kazım Kürek de böyle dedi. Ya yargıyı siz ele geçirdiniz, TSK'yı geçirmesine sebep oldunuz.